Benim burada diyen şahsen menge bu bo'layotgan tuhmat ikkinchi marotaba bo'lyapti. 2018 yilda ham hokimiyatga kelib yotib olib meni urdi dedi. Shunaqangi qo'limni qayrab ro'zani kunida guvoh odamlar ham bor, boshqasi ham bor. Endi u darajada holatni tushuntira olmayman, chunki qo'rqib ketdim. Nima bo'layotgan o'zim tushunmayman, bilmayman. Sabo o'sha yerda kamida 20-30 ta odam bor. 20-30 ta odamni oldida hokim pishvaqt yoki melisa xodim bor. Ayol kishini urmaydi. Erkak kishini so'kmayman, ayol kishini qanday men uraman? Endi to'g'riga yetti urdi degan narsa bor. Moshinasini tushmasdan opa tashlandi. Gunoh hokim. Tashlangan paytda bu tomonda o'sha uchastka bo'yi turgan inspektor, apelyatsiya inspektori chetali opani ajratish maqsadida, tinchlik nima qilish, ajratish maqsadida ali opani olib turib chekimda o'rnaman degan paytda inspektor apelyatsiya hudud apelyatsiya inspektorini itarib oldi. Endi bular qarori kelgan bu dekabrda chiqqanligi uchun uzumga chiqqan kelgan bu. Lekin bizning rejamizda paxta turgan o'sha yil 21-chi hosilda paxta ekib berdi. Endi aytyapmanki, meni hokim bilan dedi, bular urushyapti dedi. Hali xotin baqir chaqirib keldi endi bekka kelgandan keyin haligi Qurxon o'g'li duvoligi bo'lgandan keyin dupa dupa menga gapirib yuboribdi, men nima o'ylayapti sizga keldim. Assalomu alaykum, hurmatli efektiv axborot agentligi yangi kuzatuvchilari, sizlar bilan jurnalist Behzodbek Rahmonov hamda Ahmedov Alijon. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qizilkepa massivida joylashgan qabristonga tashrif buyurdik. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda fermer xo'jaligida bo'lib o'tgan holatni bloger tomonidan yoritilganlik holatlariga surishtiruv va o'rganishlar kiritish uchun mana shu yerga tashrif buyurdik. Asosiy maqsad ko'zlangan bu yerda ya'ni aynan o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqib o'zining vajlarini keltirayotgan fuqaro ayol ya'ni mana shu fermer xo'jaligi yerida urush urishganligini hokim tomonidan va qo'pol tarzdagi ziddiyatlarga duch kelganligini va mana shu yerda bo'lib o'tgan urush janjal holatlari qabristonda joylashgan video yozuv kameralariga tushib qolganligini keltirib o'tgan edi. Bu gaplar qanchalik asosli yoki asossiz bunga olib boradigan surishtiruv jarayonlarimizni xudo xohlasa oydinlik kiritamiz degan umiddamiz. Mana hozir ta'kidlab o'tamizki, biz bu yerga kelib jarayonni birinchi o'rinda shahrdan boshlayotganimiz sababi ijtimoiy tarmoqlarda bevosita o'sha janjal holati bo'yicha bu kishi o'zi intervyu berganlar. Hozir ham kelib biz ham aytyapmizki, mana biz effektiv jamoasidanmiz, mana guvohnomalarimiz ko'rsatyapmiz, belgilarimiz ko'rsatyapmiz. Nima uchun? Sal bo'lsa ham ishonsin va bizga kerakli hozirgi paytda prezidentimiz vakili bo'lganligi uchun hokimlar hokim tomonidan nohaqliklar doimiy surunkali ravishda bir necha yillardan beri nohaqliklarga uchrab kelayotgan ijtimoiy tarmoqlarda aytib kelmoqda. Lekin u qanchalik asosli, qanchalik asossiz shularni o'rganish jarayonimizda oydinlik kiritib ketamiz va o'zlaringiz baho berasiz. Chunki har bitta shaxsni u yaxshidir, yomondir ijtimoiy tarmoqlarda bu yomon yo bu yaxshi deyish uchun oldin xulosa beruvchi organlar. Lekin shu materiallarni jamlab kerakli joylarga yetib borilsa, kerakli joylarga olib borilsa va o'shandan ijobiy baho beriladi. Qonun hamma joyda ustuvor, u kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida teng. Jinoyat qilgan jinoyatga jazolanadi, jinoyat qilmasdan tuhmat qilgan bo'lsa tuhmat ishlaydi. Shu yuzasidan endi hozirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng quloch olib aylanayotgan video bo'yicha va hozirgi kunda afsuski qismlari ko'payotgandek bizni surishtiruvimiz hatto hokim, ichki ishlar gapirayotgancha kelyapti. Chunki fermer bilan fermer idorasidagi kelishmovchilik va bu davlat organlari bilan fermerda kelishmovchilik. Shu bo'yicha mana hozirgi kunda hech kimga ishonmasa ham shaxsga ham ishonishadi. Shu bo'yicha haqiqatdan ham o'zi nima bo'lganda mana keling va tashrif buyurib shu yerda mana ko'rsin. O'zingiz ko'ring, kuzating va o'zingiz baho bering. Mana shu mana shu ijtimoiy tarmoqqa o'sha fuqaroni chiqqanidan keyin hali keltirib o'tgan vajlarni eshitdik hozir. O'zi bu holat qanday bo'lgan va uni keltirayotgan vajlari va bo'lib o'tgan holatlardan aytayotgan so'zlari qanchalik haqiqatga yaqin yoki men Hamidov To'lqinjon obodonlashishda ishlayman.
Şu kabristan'da şeydi mi? 9. Mayıs günü, Fatih'e günü, çekti beni çekti, oturgenci oyumda, Kurban oku oturuyordum. Bir ayol yugurup kırık geldi. Dedi, geldi arkamda durdu. Ama bakır çakır böyle yaptı geldi, kulağımda hiç şey işitken ben. Kırık geldi de arkamda durdu da, şey bu adı da, Hacı Bo, meni kurtarmayın dedi. Arkasından, işte Melisa kırık geldi, arkasından yine gelip işte Melisa kırık geldi. Kırık geldi de kim yetti? Kendime toparlayı dedim, ne makle yaptı ya. Gördü ki metin göler, bu kabristan bu da. Çıkın ya dedim. Bu ayol gelip ne makle yaptı diye dedim. Kim benim telefonumda olamaz diye şey yaptı dedi. Kim benim kim yaptı? Beklerden topu ne yapmayın? Adamlar getirdi, özleyin de özleyin, şermende kalasılar dedi. Ne yaptı ki yaptı? Geçti. Peki, umumi içki işle kadını ne işte bugün? Arkasına kulaşıyor. Üçte bugün. Üçte. Üçte sorumuzdan vardı gayracağına çevirdi. Arkasından yürü kim arıyor? Elektrik bir işte yani. Elektrik gelinerken, hani altın bakı çarpıdır yaptı yani. Kim ne yapıyorsun ama? Yani hayal gelmeyecektim dedim. Hadi topu bakır yaptırsın. Şuna kadar telefonumda olamadı iş yaptı dedi. Biz de bunu üzümlendi. Bu taşardı dedi. Kim hakim bilen dedi. Şuna kabul yaptı dedi. Uçtu, pırıştı, pırıştı. Demiyordum çıkayım da bitti dedim. Ben dedim. Bitti. Hemen kereyi de gence yoksa dedi. Hakikaten ki çıkıp geçişti. Kim bu hayal çıktı da etten yürüket vardı. Boşanın içi de ciddi aldırırlar burun. Aşit'te bakır çakır böyle yaptı. Hakikaten sinirim kere oldu. Ben kaytardım. Bir de bir başka şey diyemeyle geldiler de geldiler vardı hala yol. O şanında bana beni körüyünlerdi geldi içtim ki. Ama işte onun da fikirle yaşattım bir bolaklı şey yaptım. Geldi içtim lakin Çingiz'de kaytarı vardı. Şu çıktık geçtik. Bu şey ayol da yaptım ben de şu ayol da siz Kur'an'a koyken kaçacak bir yakın. Yakın da çok bu. Yani şey ettim açtık kurtar mı? Şu işin atanma olardı. Bir vasıta başkiler tutayım. Kimlerimi yırtıkta saçkayanım. Çünkü şu telefonunda aparatını yaşırganımda kolunu tutup şu telefonunda kolu ekip tutmak şartıda üst dostlarımı yitti. Aralar gibi taşı sorgan dedi. Şimdi aralar gibi taşı sorgan falattı. Ya, bu ayol kol bol işgüriydi. Siz oldu dikirgende. Var mı? Ben şekil etçe, ne anladığını gördüm şekili. Bir de çıktı yatırken daha. Arakka taşa varılırsa bitti o zaman arak su boluş gereği de doğru mu? Tak doğru. Şu kıyımları da... Hiç etçe ne bu arakken? Yani, yok, ben bunun üstüne nasıl sarapsamadım? Yani ayol kişi yok. Çıkalım karı oynayacak. Yırtıkları ki, yırtıkları. Yırtıkları gibi sarapsamadım. Lakin ayakta için ne anladığını gördüm. O tapışkası ana, tapışkan. O iki, o ayakta yürüyüp geldi, açtı tapışka kapıydı. Tapışkası mı? Tapışkası mı? Şekil, evet, dur. Şimdi ihtimal tarmalarda bir vasıta çıkışçıyızda eti yaptık ki şu kameralarını prokuratura kadınları alıp geçiyor. Prokuratura kadınları alıp geçiyor. Cerayanda siz o aslında katan mı dedin galiba prokuratordan? Ben dedi prokuratordan ben. Devam dedi. Ne hakkı bir yerime geldi dedi. O da bana. Ne dedi? Şu katın kir geldi de bir hakkı bir dedi halik odam. Gördü halik dedi. Hakkı ne geldi o adam? Özüm yok. Şu kirişkinde yuvahname. Ya yuvahname hiç demek gösterdi. Evet ozak. Ha dedi, naçanik, sözlem naçanik birisi gittik, abar dedi, uşitte dedi, gebleşelim dedi. Kırk bir abar mı? Kırk bir abar mı? Kırk bir abar mı? Kırk bir abar mı? Yeni eğitim bulmasa dedi. Şitli özgü yaz veriyorum. Şu körgen bir yaz verişim gereği mi dedi? Geçtim körgenci, meşte şu diye şu şile buldu dedi. Yine, demeyin, ap gitanız dedi, kemiranı, bolasını dedi. Yani bolası bu hatırası ha? Hatırası. Yemin ettim, amisler dedi, olağımız işte. Değil mi Yeliselam'la? Kereşte oğlu getti, geçi verin dedi. Ya oğlum şiddetliydi. Televizyon alıp geldi, ben internet alıp geldim, ben de köy oğlu uğraştılar diyordu. Bunlar şimdi adam. O uşak alıp gitti abi. Bu şey, Carayanlar bir vasıta, şey, hatırası da bir köy oğlu mu oldu? Yok, ne kadar sen köy oğlu yok. Bitti, ben internet alıp geldim. Yok, ben internet alıp geldi oğlu. Alıp geldim, alıp geldim diye başlaşmak da bunlar. Evet. Hani onun içinde ne var ki? Ne anladın? Ne anladın? Şu ayol, kirgen kız da aldı kirgen payette şu soruda kural okuyordu. Rubiyat mı? Soruda kural okuyorken bu siz altı cekeli. Soruda ki kural okuyor dua kubu gelmek ki başta kan meydan kutu kurbandı. O şimdi bunlar kırk bir iş. Şimdi bunlar ki gen kayıp çıkıp geçeceği anda siz taşkarıya çıktınız mı? Yok. Çıktı. O hatun kelimesinden buraya çıkan ben. Çıkıp geldim de bu hatun yürüyüp kaçıp çıkıp gitti de. Yani,
Ben işte bu şey nereye hareket çekerekten? İşte maşırı götürdü ki kuvardı. Ben bunu şöyle bilmiyorum. Bu ayolayı dedi ki, hakim kegenle uçup ayetlerim, hakim bile ziddiyetli borgen diye gidiyor. Değil mi? Şimdi bunlar bir geçtirmeli. Yok, siz geçtirmeliyiz. Ben geçerdim. İçtimai tarmağında şimdi kadar baş getiriyor yaptı. Şimdi sağolun demek ki, siz taşları çıkanda hakim buvanı görgen mi değil? Şimdi kamerada görgen bursun. Peki siz Ahmet Şaraf Sofa görmeyin. Yok, Şaraf Sofa görmedim. O Mekke çıkanım diye hakim de görmedim. Lekin, kegen eken, babanın borgen eken. Et şey yaptı, kere bir ektası gitti, şuna kabul yaptı. Nereye gitsen, nereye yaptı, istemedi, kalekte uşağa nasıl uşağa kalekten? Ki şunda opitamız işte. Doğru mu gene akıl uşağa kalekten? Halat 100 faiz yarpı nerede bitti? Eğer bulsa onlarsa halat 100 faiz mi? Şimdi et yapan ki, benim hakim bilardı da, oğlum uşu yaptı dedi. Hala patın bakı çakır, kir dedi. Bir kekir gendirken, hala ki, Kurhan oku, duvarlı kubu gendirken, dipe dipe amin yapır var oldu ki, metin ne oluyor, sıra geldi. Yaman yapılmadım. Şimdi kimlerde dedim, arkadaştan dedim, kimlerde cevap verir mi şunu sizlerge dedim. Sizler de özneyle özneyle şuna kadar peynir olasılar, bunu da olsaydı. Lekin dedim, o şey sokken adam mı dedim, demek ki adam mı dedim. Lekin dekandı peynirmesinden dedim, o şey onları da hemen yolda kabiliş gerekir dedim. Çıkıp geçti. Oldu hoştaka, oldu hoştaka da çıkıp geçti. Çıkıp geçti ki muhatım çıkıp geçtiğini gördüm, meşte yürüp çıkıp geçti. O şimdi gördüm, meşte gördüm, ayağı demek yani, tapışken salim, loyutum. Meşte kop gitmiyor tapışken. Bu hala düşünerli. Bana şu ayol bir gülük gelişi, bana yani size yakın hududuyuz, bana bak. Kabrısının yakın hududu da çalış gelin ki, benim hocam. Yine bir de bu mesele bas da, onların bana şunun horatları bu gelmiyor. Yok. Ziddiyetler, yok ki bu firmeni bile, yok ki bu ayol bile. Birinci vatı şu hala bir, bir hatta bunun gelişti de, meyitte çoğu damla vereyim dedi bir kez kere. Bu oldu dedim, şu çoğuyla koyup durdum, daha da damla verdim. Ne kadar yaptırsın? Üzüm yeki yaptırsın. Hakim ruhsat verdi dedi. İşte şu meşhune sana bilemem ona. Çoğu adamla verdim hareket ederken. Yedi ihtiyam var, gelim yoktu. Ağzaki sizin. Benim özüm de işim, özüm de itaat edildim. Milse gelmektim. Yok, ben asabini razı kapalı olmayın dedim. O şey neçenli milse, zem neçenli gelmektim. Siz kimsiniz miyiz, zem neçenli imanı. Ama hazırlar tarafından siz gelin mi? Yok, bunun hakkı ütküz geliyor. Benim özümde zaman da bilemem. O akşam menge hiç mi gelmez de. Benim Kudaya şükür ilimim yok olsun yani alim alim atım olsun özümde hak koyuşu şey hak koyuşu bilgeniz de. Ama ki bu şey ağzı bezi savar vermeye attı. Çünkü ağzı içtimai tarmağlarda belirleyen halat bu içi adamın özünün hukuki bahasını belirtti. O şey eski videomuyla hazır gibi tutayla gelmiş. Hurmatli yurttaşlar, voqea hodisalarda o'rganishda davom etyapmiz. Hozir mana Oltiariq tumani fermerlar kengashi raisi Ortiqali aka bilan ko'rishdik. Bu holat bo'yicha hozir bir nechta savollar bilan yuzlanamiz. Xo'sh, mana shu fermer xo'jaligi tashkil etilganda endi bevosita tumandan fermer xo'jaliklari kengashi bo'ladi, kengash raisi sifatida. O'zi bu kengashga a'zo bo'lgan fermer xo'jaligi hisoblanadimi? Ushbu fermer xo'jaligi Nozimjon Jasurbek zamini Qiziltepa massivida joylashgan. Yo'nalishi bo'yicha paxta va g'alla yetishtirish bo'yicha ixtisoslashgan. Bizga shu prezidentimizda 36-80 qarorlari bor. Hamma turdagi fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari majburiy ravishda a'zo bo'lishi belgilangan. Fermer xo'jaligimiz bilan shartnomalari tuzilgan. Ushbu tuzilgan fermer xo'jaliklarini nazorat qilish bevosita kengashda vakolatida bormi? Nazorat qilish bizning vakolatimizda bor. Chunki aynan bu savolni berishimning sababi nimaki, hozirda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqib, fuqaro ayol tomonidan keltirib o'tgan lajlar, ya'ni bu yerga o'sha turgiklar yer maydoniga uzum ekkandan, shu uzumni kelib tuman hokimligi tomonidan urush janjallar bo'lib, sug'urib tashlash, olib tashlash, payhon qilish holatlari bo'ldi, deyilyapti-da. Mana shu fermer xo'jaligini fermeri bevosita kengashni ogohlantirganmi shu holat bo'yicha o'zi? Yo'q. Bunda ogohlantirish yo'q. Agarda shundaqa fermer xo'jaligi uzumchilik yo'nalishi bo'lsa ham, fermer xo'jaligi tashkil qilingan bo'lsa, tuman hokimimizning qarorlari bilan bizda o'sha ro'yxatdan o'tishga majbur. Majbur. Shartnoma qiladi, a'zolik badallarini to'laydi. Hozir mana shu fermer sizlar kengashlarining a'zolik badallari bormi? Paxta g'alla bo'yicha bor. Lekin uzumchilik bo'yicha? Uzumchilik bo'yicha yo'q. Zulxumor opa,
Ben bunu fermer sıfatında tanımayayım ben. Umman bu ayolda fermer hocalığı rahbarı sıfatında bilmeyeyim ben. Üzümcülüğü yok. 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 Cesur Bey, bana Nazımcan Cesur Bey fermer hocalığı rahbarı. Hakikaten bir işlemiz bunu bilemem. Fakta kalır bir Yunan işte. Hakim de aynen itiraz bildirişi gelen seyiriye gelip üzümlerde alıp tasarışı gelin demez hemen bulundu bu ilerisi. Hakikaten taşırı bir yürüyen bu şey. Ki o şey günü şu yerde var mı değil sizden? Benim şey günü şu yerde var idim. Fermerlerde, fermer hocalığı rahbarları bilen, işte pahta parvarı, koza parvarışı boyunca seminer. İşte, bitti başta, gazolantırış, şu haliki kimyavi işlevi veriş, mesela boyunca fermerler göçü tutturuş boyunca yığılgen, cayımız indi bu oda. Yani meyitse, tümanımızda ortak hudut hesaplanadı, fermerler yığılış kulay. Çünkü yığılgendik. Şimdi bana o körüp durupsular tümanımızda üzümçülükü kıslaşırken. Bize köp meydanlar bir üzümçülük kılınken. Nemege indi aynen ulardaki şunaka büzülme yaptı yu. Bu ayol kişinin büzüldü diken saval boletti indi. Demek ki bunu işte hücreti de ne doğru cayı var. Siz de tecrübeyizden gelip çıkıp altına ki uzun tahta halletçilükü kıslaşırken bana şu yer meydanında üzüm yetiştirir. Uzun doğru mu ya ki ne doğru mu? Şimdi bu üzüm yetiştiriş, üzüm o zaman her kendi yerde buluyordu. Lekin o şey, belbaniteti, başkası, yürgenilip şu üzümçülüke bir yer yaptı, bir yürgen. Şimdi bu içi geldiği pahta ekilgen meydan dediğim bu şey, bana prezidentimiz dinlemeleri bilen ya başka ilgi klasterler bulup, pahtanı daromadı hem açtı. O üzüm ekilgen yer bu ise, onge ozu ihtiyari ravişte, mesela, klasterler bilen, üzümçülük yönelişteki fermer hocalıkları hem Katar arası ki pahtı ekip tavşırsa bu bol oradı. Bu Ali Genemen ne gel ki yer boş kalmasa buldu. Biz aslida. Lekin gün pahtı ekilgen meydanı pahtanı büzüp durup üzüm ekiş benimce. Doğru kemiydi. Yani sizi gel biz bilen eğer muhut ve şarayı takız okuladığım ise bir nasıl kengeşke azab bulgen fermer kengashni ogohlantirib, muhit va sharoitni tushungan holatda uzum ekish mumkin. Lekin siz hech qanaqa ogohlantirmagan bu holat bo'yicha, ya'ni u hozirda aytilayotgan fuqaro ayol bilan ham endi qanday yo'l bilan kelishgan, bizga qorong'u hozir qorong'u. Ya'ni bu holatda siz albatta ogohlantirish kerak. Kerak, bilishimiz kerak bu hozir mana shu ko'rib turgan yer, mana shu holat, mana shu yerda mana aroqlar o'tgan. Ushbu holatga qanday baho bera olasiz? Hozirda paxta g'allachilik yaxshi ketyaptimi yoki ta'sir holatlari bormi? Ta'sir etganmi, yo'qmi? Eng birinchi buni ta'sir nimasi? Masalan, mana shu yerda mana 15 gektar maydonni hisoblasak, 15 gektar. Mana o'qaroqlar olingan. Bu paxta uchun emas, uzum uchun emas. Faqat bu o'sha uzumni ekib sug'orish uchun. Shu yerda ham o'sha qanchadir miqdorda ko'chat bo'lgan. Paxta, chigit, chigit ekilgan. Bu chigitni hozir narxini hisoblasangiz ham o'zi ancha nima bo'ladi. Mana har 4 metrga ham ekin, mana bu qator tashab ichkariga ham o'qaroqlar tortilgan. To'g'risi, mana men shu kuni o'sha yerda shu nimada guvohman, qatnashganmiz. To'g'risi men u ijtimoiy tarmoqlarda nimasini ko'rmadim. Sababi yolg'onligi men eshitib bildim-da, shuni men yolg'onligini bilib turib ko'rmadim. Lekin bu hozirgi haligi eshitdim. O'zlarini ham ta'kidlayapsizlar. Tumanimiz hokimi tomonidan u ayolga nisbatan zarracha biraligi nima deydi? Jismoniy tomondan kuch ishlatilgan yo'q. Men mana Xudoga shukr shu hokimimiz bilan birga ishlayapmiz. Agar kuch ishlatadigan bo'lganda biz uga ishlatar shu paytgacha shu tumanimiz hokimidan nimaga biz o'g'lidek bo'lib shu odam bilan yonma-yon ishlayapmiz. Kamchiliklarimiz ko'p. Agar shu haligi kichkina yig'ilishlarda ham masalan hech kim alidaqa nima qilmagan yig'ilishlarda ham bizga ham ortiqcha qattiq gapirishmaydi. Endi men bilmadim u kimga qanaqa hokimimiz, lekin tumanimiz uchun bir sezilarli o'zidan bir mana qancha ana xudo qancha ishlashadi, rahbar bo'lib uni ishlatsin. Shundan keyin bilishadi xalqimiz. Shu holimiz o'zgan ishdi, shu oltari xalqiga qilgan bir mehnatlarini. Juda katta nimalar bor. Endi u mehnatlarni gapiramiz hozir, vaqtimiz ham yetmaydi menimcha. Men ko'rmadim shu kuni.
Bunu aldanam görmeyeyim ben. Benimce bu hakimimiz, bunu ben ayol kişiye nisbeten, o eğitilgen derecede haliyle de, kılıydıgan insanmaz. Arkaya. Uyan, abaya mesela, biz gökşegen, o geldiler gökşegen şu altı arada bitti halkta. Bizim otamız bu. Bu kılıçmeyi mümkünmez de bilemem. Hurmatli dostlar, bana hazır, uşa Oltarx tumani Qiziltepa massifida joylashgan fermer xo'jaligi bilan bo'layotgan voqea hodisalarini o'rganishni davom etmoqdamiz. Tumanning hududida joylashgan yer tuzuvchisi bilan ko'rishdik. Hozir mana shu jarayonlarda o'rganish jarayonida ba'zi bir savollarni beramiz va ularga oldini kiritishni tasarrufimizga olamiz. Aka, o'zingizni tanishtirsangiz, bu tumanni o'z nima qaysi nazarda? Men Oltarx tumani qishloq xo'jaligi bo'limida hudud yer tuzuvchisi zimlamer bo'ladi. Shu bo'yicha yetakchi mutaxassisman. Fermer xo'jaligida nizolar bo'lishi, hokim bilan ziddiyatlarga borishi, endi u ayol keltirayotgan vazlari bo'yicha aytaman. Bevosita o'sha holatdagi ishtirokchi sifatida nimalar deya olasiz o'z? Haqiqatda shunday holat bo'ldimi? Endi o'sha kuni biz bordik, borgan joyimizda haqiqatdan ham paxta ekilgan maydon, 2021-yil hosil uchun paxta ekilgan maydonda haqiqatdan paxta orasiga o'sha arg'i olib turib, o'qarg'ini olib turib uzum ekkanini ko'rdik bari. Borib o'sha 2021-yil paxta hosil uchun ekilgan maydonga uzum ekilgan holatini ko'rdik, kirib o'sha noqonuniy bo'lganligi hisobiga kirib turib, uzum ko'chatlarini kirib yuyildik aytdi. Yuyilib, o'sha yerda o'rta holatiga borgan paytimizda yerda burchak tomonidan o'sha ayol keldi. Kelib turib, yerchiga baqir-saqir qilib kirib ketdi. Kirib ketib, yerchidan chiqib ketinglar, o'qinglar dedi. Keyin chiqib turib, o'sha yerda bu tomoniga qarab chiqib, odamlar chiqdi. Biz ham chiqib kelib turgan paytimizda bir payt banda narigi tomondan mashina kelib turgan edi tuman hokimimiz. Kelib turganda opa hokimni yo'liga yugurib chiqdi. Yugurib chiqib turib, u hali mashina yetib kelmasdan mashinani oldiga o'zini nima qilib tashlab turib, hali tuman hokimi mashinasiga tushmasdan opa tashlandi tuman hokimiga. Tashlangan paytda bu tomonda o'sha uchastkovoy turgan edi, inspektor, profilaktik inspektor. Chetali opani ajratish maqsadida tinchlik nima qilish ajratish maqsadida Ali opani olib turib chekimda o'rnaman degan paytda inspektor profilaktika hudud profilaktika inspektorini itarvor turib keyin Ali nima qilgancha yana keldi. Kelgan joyida profilaktika inspektorni qo'lini tishladi. Keyin yelkasida o'sha chap tomonda pagon yulib oldida keyin tarjidan profilaktika inspektor tashlab ketdi. Undan keyin orqa tomonidan o'sha opani ukasi bor ekan, u keldida profilaktika inspektorga tashladi. Tashlab orqa tomonidan ichib turib urdi profilaktika inspektorini. Urdi-da, keyin urgandan keyin narigi tomon profilaktika inspektorini yordamchilari, sheriklari keldi, ajratildi haligi joyda. Ajratilgandan keyin opa meni uryapti, boshqa qilyapti. U aytdi, o'shancha odam turgan joyda qanday profilaktika inspektori tem bo'lib ayol kishini qanday urishi mumkin? Aytdi, hech qanaqa qarshi. O'shancha narsa qilgandan keyin hech qanaqa qarshi deb boshqasini ham ko'rmadim misol aytdim. Keyin undan keyin yana qaytib yerga kirib o'sha holat bo'yicha yuzim ko'chatdan yurish bo'yicha ichkariga kirib ketdik. Kirib ketgan paytimizda baqir chaqir bo'lgan paytda endi keyin chiqdim-da, chiqib turib tinchlanmaysan deb naqasi 2-3 ta odamlar bilan chiqqan joyimizda aytdi, chiqsak opa baqir chaqir qilib turgan ekan. Ukasiga sen video syomka qilib turasan, videoga olib tur telefoningda deb aytdi opa ukasiga. Keyin opa nima qildi-da? Ukasi syomkasini boshlagandan keyin opa keldi tashlandi. Yana tashlanib, baqir chaqir to'palang bo'ldi, boshqa bo'ldi. Keyin aytdi opani men u video syomkani ko'rishimda opa aytyaptiki, profilaktika inspektori urdi deyapti. Tuman hokimi keyin menga tashlandi. Menga jabr yetkazdi deyapti. Misol uchun aytdi, profilaktika inspektori o'shancha odamni ichida, o'shancha odam guvoh. Profilaktika inspektori tinchlik tartibni saqlash uchun borgan odam bo'lsa, u qanday qilib u odamni urishi mumkin ayolni? Itim bo'lib, tuman hokimi, rayonni tumanni hokimi bo'lib turib, qanday u ayolni urishi mumkin? Bu ayol aytyaptiki, hozir fikringizni bildim, haligi telefonga zapis qilib olganimda deyapti, ichimga savoldim, telefonni ichimga sug'urib olib, kiyimlarimni yitib tashlashdi deyapti. Yo'q, u narsani omad nima qilay? Ana shu joyda qilgandan keyin video syomkaga qilindi, syomkaga qilib ukasi olib yurdi, boshqa qilib yurdi. U ayol o'zi savolgan u narsani, ishonmasa o'sha joyda opani yo'ziga savolib turib
u tomonga yugurib, bu tomonga yugurib, boshqa qilib olgan syomkasini yashirish maqsadida, o'zida olib qolish maqsadida asfaltda u yuziga bu yuziga yugurdi. Orqasidan profilaktika inspektorlari ham bordi. Aytdim, profilaktika inspektori borib yugurgan joyida borib, yugurib hali qarama-qarshi qilib telefonni olish degan narsalarni ham sizga ko'rmadim aytdim. Kiyib yurdida aytan keyin qabrston ichiga qarab kirib ketdi hali ayol. Chiyari qabrston ichiga qarab kirib ketdi. Aytdim, misol uchun men ko'rmadim. Ayta yerdi misol uchun 15 metr 20 metr o'sha nima bo'lgan bo'lsak, qabrston bizdan bir gideta bir 50 metr masofalarda uzoqlamayman. Ayta misol uchun opaga hech qanaqa qarshilik boshqa qilganda ham misol ko'rmadim aytdim. Opa aytyapti, shu narsalarni qarama-qarshilik ko'rsatdi, menga ziyon keltirishdi. Meni kelib yerim u aytdi, opaga qaror chiqqanlik to'g'risida qarorni eshitmaganman u opaga. O'zi ushbu mana shu paxta g'allachilikka biriktirilgan yer maydoni sizlarda ham paxta g'allachilikka o'zi ajratilganmi o'sha? Ha, paxta g'allachilik. Ushbu maydonda uzum ko'chatlarini ekib uzumchilik qilish mumkinmi o'zi uzum bog'? Yo'q, uzum bog'da men endi zimlan bir maqsadda o'zimni ish faoliyatimga kelib chiqadigan bo'lsam, men bilishim bo'yicha yer holatiga qarab turib berilsa kerak deb o'ylayman. Chunki yer balbalantiyati past bo'lgan, boshqa bo'lgan joylarda, bizga misol uchun mana paxtani ko'ryapsiz mana. Holatini ko'rgandirsiz bordi paxtani. Asha paxta o'sib turgan joyida qanday dehqonchilik qilish mumkin? Aytta misol uchun uzum ko'chati, xo'p, ikkita ham deylik. Uzum bog'dorchilik qilgandan keyin aytta uzumdan tushgan daromaddan ko'ra men bilishim bo'yicha paxtada daromad ko'proq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki iqtisodiyot. Ha, tuman iqtisodiyotiga. Misol uchun uzumchilikda qiladigan bo'lsangiz, bitta ekspert uzum yo'nalishi, to'g'ri, bizning Oltiariqda uzumchilik rivojlangan. Lekin uzumdan ko'ra hozirgi mash holat bo'yicha, yer jarayoni holati bo'yicha men bilishim bo'yicha paxtada ko'proq bo'ladi. Uzumda bir qiladigan bo'lsangiz, paxtada o'zini holati. Paxtadan chiqqan, uning ichidan chiqqan xomashyolari, chigiti bo'ladi, oyog'i bo'ladi, kunjarasi bo'ladi. Misol biz o'zimizni kiyib yurgan kiyim kechaklarimiz bo'ladi. Undan qanchadan qancha turdagi mahsulotni olsa bo'ladi. Qanchadan qancha turdagi mahsulot eksport qilsa bo'ladi. Bu o'zimizni tumanimizga ham, o'zimizni O'zbekistonga ham eksport qilishda uzumdan ko'ra bu paxta xomashyosi ko'proq bo'ladi. Mana shu ijroni ta'minlashda borib, uzum ko'chatlarini yulib olib tashlash holatida to'g'ridan-to'g'ri borib qildilaringmi yoki undan oldin bir xatti-harakatlar, ogohlantirishlar, bu to'g'risida tushuntirishlar ham olib borilgan? Yo'q, uni uzumga qaror chiqqanligini men o'sha joyda bildim. Keyin undan qaror chiqqanligidan keyin, qaror chiqqandan bir oy oldin, men eslashim bo'yicha 9-aprel kuni qarorni o'sha fermer xo'jaligiga qaytarish to'g'risida chiqqan qarorini ko'rdim men. Nozimjon Jasurbek fermer xo'jaligiga o'sha kontrdagi maydonda paxta g'alla yo'nalishiga qaytarilish to'g'risida qarorini o'qidim men. Ko'rdim shu narsani, ko'rib borib keyin dalolatnoma tuzdik aytdi. Haqiqatan ham o'sha har 3 metr 4 metrga shoqariq tortib turib uzum ko'chati ekilganini ko'rdik aytdi. Dalolatnomasigacha tuzilib, boshqa qilib rasmlargacha olib qo'lingan u narsani. Paxtani buzib uzumni ekish to'g'ri, uzumni hozir bizda uzumchilikni rivojlantirish degan narsa bor, o'sha narsani qilish kerak. Lekin unumdori past maydon bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu hozir ekilgan holati bo'yicha men bir narsa deyishga hayronman. Paxta bo'lsa yaxshi bo'lamiz deyman. Ya'ni unumdor maydonlarda davlatga ko'p foydasi degan mahsulotlarni yetishtirsak yaxshiroq bo'ladi. Mana shu hozir bir savol bor. Tuman hokimi, umuman hokimlar mana shu mavzuda mamlakatlarga yerni berib yuborish holati hech kimdan maslahatlashmay, masalan, uchun fermerlar kengashi raisi bo'ladi, o'ziga yarasha tashkilotlar bo'ladi, tegishli organlar bu yuzasidan ko'rib chiqish uchun. Mana shu holatga siz qanaqa qaraysiz? Hokim birorta joyda birontasiga shundaycha berib yuborish mumkinmi? Yo'q. Bu narsani tumanimizda tuman deputatlar kengashi bo'ladi. Shu kengashga asosan yerdi holatiga qarab turib, balbalantiyatga holatiga qarab turib, kengash qaror chiqaradi. Tuman hokimi chiqarmaydi bu narsani. Kengash qaror qiladi, shu kengashda qarorga asosan ish tutiladi. Masalan, yer balbalantiyati o'sha haqiqatdan uzumdorchilikka, bog'dorchilikka mos keladigan balbalantiyati past holatda, unumdorligi past holatda to'g'ri keladigan bo'lsa, kengash qarori bilan chiqariladi. Agarda balbalantiyati to'g'ri kelmasa, balbalantiyati yuqori bo'lgan holatda, unumdorligi yuqori, paxta ekish jarayonida hosildorlik yuqori bo'ladigan maydon bo'lsa, bu narsa chiqmasa kerak deb o'ylayman. 700 sifatida mana misol deylik, mana bu yerda paxta ekilgan. Biz bilamizki, tenderga qo'yiladigan yerlar hozir kadastr bo'limida bo'ladi, kadastr tuman hokimligiga taqdim etadi, keyin tuman hokimligi tenderga qo'yadi, ya'ni. To'g'ri. Zaxiradagi bo'sh maydon.
Albatta bu bevosita yer tuzuvchiga ham bog'liqlik holati bo'ladi. To'g'ri. Misol uchun sizlarda mana shu narsa bo'lishi mumkinmi? Paxta ekilgan joyda bo'mbo'sh uzum qilsa bo'ladi degan holat. Yo'q, unisini. Ya'ni bu shaklda hech qachon berilmaydi bu narsa. Agarda balbanit eti pas bo'ladigan bo'lsa, hozir aytdi, qayta-qayta aytib turganimdek, balbanit eti pas bo'ladigan bo'lsa, unumdorligi foydalanilmayotgan yer bo'lsagina, misolchi tenderga qo'yishadi. Tenderga qo'yish shartlari bilan o'shanda ham tenderda bo'lgan qanday? Tenderga qo'yib turib, o'zi avtomatik o'sha yerni olmaydi. Tenderga qo'yilgandan keyin, o'zini o'sha davlat zaxirasida yer bo'ladigan bo'lsa, tenderga qo'yiladi. Tenderda u odam oladigan odam shaxsdan tashqari yana yonida odam bo'ladi. 5-6 ta yo bo'lmasa 10 tadir yo 7 tadir o'sha odamlarni tender asosida ish bo'ladi. O'sha agar o'shancha tender qatnashgan ishtirokchilar ichida yutib olsa, o'sha davlat zaxirasidagi yerda o'sha uzumdorchiligami, chorvachiligami, parandachiligami o'sha narsaga chiqarib berishi mumkin. Tender asosida bo'ladi. Agar tender asosida yutolmaydigan bo'lsa, uni o'rniga boshqa odam yutib oladigan bo'lsa, o'sha yutgan odamga kengash qaroriga asosan qaror chiqarib beriladi. Fermerda yerdan misol uchun noo'rin foydalanish tarzi agarda sizlar guvoh bo'lsangiz, buni nazorat qilish sizlarda vakolatlaringiz bormi? Biz endi yer holati bo'yicha noqonuniy ekin ekish to'g'risida bizning vakolatimiz bor. Ya'ni ushbu holatga ham chora ko'rish vakolati. Chora ko'rish vakolati bor. Ijrosi aynan o'sha kuni xuddi shu tarzda ta'minlandi. Xuddi shu tarzda ta'minlandi. O'sha kuni o'sha holat bo'yicha ko'rib turilib, davlatnoma tuzilgan, rasmlarga olib aktlar qilingan, u davlatnomani fermerga olib borganman. Shaxsan men o'zim olib borgan bu narsa. Davlatnomasini qo'liga berdim. Aka, meni o'qing. Bu haq davlatnomani berganda bu qanaqa davlatnoma dedi. Dediki, aka, shu mana paxta holati, agrotexnik tadbirlarni buzgan, paxtani buzib, uzum ekilgan holati bo'yicha davlatnoma tuzilgan. Shu narsaga davlatnomaga qo'l qo'yib bersiz deb aytdim men. Dedi, men dedi, u narsaga qo'l qo'yib bermayman dedi. Hech qanaqa qarshi degan bo'lmadi, boshqa bo'lmadi. Qo'l qo'ymaydigan bo'lsangiz, bo'ldi aka. Davlatnomasini tuzildi. O'sha davlatnomada ishtirok etgan a'zolar bilan davlatnoma tuzib topshirdik. Aytdi, o'sha davlatnomaga qo'l qo'ymagan narsasi biz borib turib, hech qanaqa qarama-qarshilik degan narsada bo'lgan. Qo'l qo'ysan boshqa degan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qiziltepa massifida bo'lib o'tgan holat chiqdi. Mana shu holatda o'sha paxta g'allachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligida, ya'ni uzum ekirish holatlari bo'ldi. Ushbu holatlarda fuqaro, ya'ni ayol kishi tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'plab vajlar keltirib o'tildi. Mana shu iqtisodiy masalalar bo'yicha mutaxassis sifatida mana shu voqeadan bevosita xabaringiz bormi? Yo'q, bu odam bexabarman. Bexabarsiz. Ha, xabarim yo'q. Ya'ni uzum ekish holatlari bo'lgan yer maydonida mana shu holatlarda iqtisodiy bo'lish masalalari bo'yicha paxta g'allachilikka bilamizki tumandagi planlar bo'ladi, bajariladigan statistik masalalar bo'ladi. Ushbu holatda o'sha fermer xo'jaligida o'zi paxta g'allachilikka ixtisoslashtirilgan bo'lsa, keyinchalik uzumchilik bo'yicha ham plan misol uchun respublikaga taqdim etiladi. Ushbu holatda o'zi uzum deb aytilganmi o'sha 4 gektar yer yoki paxta g'alla deb aytilgan? Uzum deb aytilgan o'zi bu yer. O'sha biz rejani 2020 yil o'sha 26 avgustda tayinlagan 21 hosil uchun o'sha avgustda rejalashtirilganmiz. Paxtamidi, uzummidi? Bunda paxta bo'lgan. Endi ularni qarori kelganmi dekabrda chiqqanligi uchun uzumga chiqqan kelgan bu. Lekin biz rejamizda paxta turgan o'sha yil 21 hosil bilan paxta ekib berdi. Ha, paxta ekish kiritilgan, plan ham paxta ekish bo'yicha ketgan. Ketgan. Paxtani to'g'ri ekkanlar. To'g'ri ekkan paxta. Shu fermer xo'jaligining iqtisodiy statistikasi bo'yicha 3 yil davomida plan bajarmagan holatlari ham bo'lgan. Yo'q, bajarmagan holati yo'q. 19 ham 20 dan paxta bajarib kelgan. G'allani 100% bajarib kelgan. Holati yaxshi bo'lgan. Shu holatga qanaqa qaraysiz? Uzum ekib yuborishiga, paxtani o'rniga boshqa narsa qo'yib yuborishiga. Endi o'zi aslida paxta bo'lgandagi paxta bo'lishi kerak. Uzum qo'ygandagi, uzum ekkandagi u paxta uzumga suv ochadi, boshqa bo'ladi. Agar texnikasi buziladi. Yo, paxta bo'lishi kerak, yo uzum bo'lishi kerak. Agarda 2021 yilda rejalarni bitirgan holatda 2022 yilga uzumchilik bo'yicha keyin tegishli organlar bilan qanaqa tarzda o'zi uzumchilik kerak? Uzumchilikka chiqib ketaveradi. 22 yildan uzumchilik o'sha maydon, o'sha kvantum uzumchilikka rejalashib ketaveradi. Qayerga biz sabzotga reja beramiz, sabzotga. Bevosita sizlarga bog'lanadi. Bizga bog'lanadi. Uzumchilik qilmoqchi. Ha, ya bizga qaror olib kirgandan keyin biz tayaga shu uzumga sabzot qo'yib beramiz. Yo kartoshka, yo poliz, yo bo'lmasa dukkaklikka qo'yib beramiz. Tuman hokimini birovga, misol hech kimdan maslahatlashmagan holatda yerni berib yuborishiga qanaqa qaraysiz? Ya uni men bilmadim uni. Chunki ayol u yerda taklif etdi. Tuman hokimining qarori bilan uzum komissiya bor, ya'ni uni tuman hokimining qarori orqasida
yakın 12'de 13'de kemisi hazırladı, kol koyardı, onu körerdi, siyasete taksılanardı o derselerdi. O bitti ozu hakim, ozu halkımıza gereği yok kararı. Sonra çok karar kabul kılındı değilik. Bana şu halet bu içi, sadi bölümünü agahlandıradı mı? Bizge çıkarardı, demek birerdi. Kansere bölümü bizge çıkarardı. Bizge kararı birerdi, bir nuskasını birerdi. Tuşu boyunca rejeleri uzgatırağımız. Rejeleri uzgatırıp tuzun gülörge birerdi. Birerimiz. Şunlarla rahmatli Fiktus Axborot agentligini aziz kuzatuvchilari, sizlar bilan jurnalist Behzodbek Rahmonov. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga tashrif buyurdik va tashrifimiz chog'ida Oltiariq tumani hokimi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Bugungi suhbatimiz albatta tumanda bo'layotgan o'zgarishlar, amalga oshirilgan chora-tadbirlar va xususan yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bir fuqaroni yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan video yuzasidan ham suhbatimiz davom etadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hokim bova, albatta Oltiariqqa tashrifimiz chog'ida ko'pchilik narsalarga guvoh bo'ldik. Albatta bu yerda ko'rilgan chora-tadbirlar va xususan amalga oshirilayotgan ishlarga ham guvoh bo'ldik. Aynan lekin suhbatimizni boshlashdan oldin bu narsalardan negizda bir narsa yotayotganini his qilib turibmiz. Ya'ni tumanni rivojlantirish, iqtisodiyotini o'stirish, yoshlarga ko'proq imkoniyatlarni jalb etish. Bugungi kunda Oltiariq tumanida mana shu fermerlarga deymizmi, umuman olganda tadbirkorlarga qanaqa imkoniyatlar yaratib berilmoqda? Avvalambor Bekzodjon, tumanimizga xush kelibsiz. Men Niyoz Xolmirza, tumanda 5-yil shu lavozimda faoliyat ko'rsatyapman. Mana shu 5 yildan ba'siga oldingi 20 yil mustaqilligimizga erishgandan oldingi 25 yil, hozirgi 5 yilda har qanday fuqarodan, har qanday tadbirkordan so'rash mumkin tumanda olib borilayotgan ishlar. Ayniqsa qishloq xo'jaligida ham, tadbirkorlik sohasida ham, qolaversa qurilishda ham shuncha yil qilmagan ishlarimizni nima uchun qilmadik deb attang bo'layotgan kunlarimizga hammamizni xalq o'zi ko'rib guvoh bo'lib turibdi. Sababi bir kishidan shu qishloq xo'jaligini gapiradigan bo'lsak, yilda o'zida yaqin 1000 gektardan ortiq yerlarda, qaradirliklarda 17 ta joydan suv chiqarib yoshlarimizga, uyda o'tirgan o'sha, ayniqsa pandemiya paytida chetga chiqib ketolmagan Rossiya yoki qo'shni davlatlarga chiqarmagan shu migrantlar, mana bu ishchilarimiz yoki mana shu fuqarolarimiz pandemiya paytidan foydalanib mana shu imkoniyatlardan foydalanib qadrlilardan, qolaversa o'zlashmagan yerlardan, oboratdan chiqib ketgan yerlardan suv chiqarib o'sha joylarga davlat tomonidan hattoki 2225 000 so'mgacha subsidiya berib, ularni boshini qovushtirib, teplitsa qurib berib, shu bilan birgalikda o'shalarga 50 yilga ijaraga berib, shunaqa ishlarni juda katta qiyin amalga oshirdik. Sababi buni tagida albatta yoshlarni ish bilan ta'minlash, bo'sh o'tirmaslik, qolaversa o'shdan bir daromad olib o'zini boyitish. Mana bugun ham shu qadrlikda eskari hududni qurib turibsizda, bugun oqsoqollar bilan birga jonliq so'yib, bitta suv chiqarishga texnikani qo'yib ketdik. Undan tashqari Polvon massivini tepasida ham 3 ta texnikamiz yer qo'ylash ishlarini amalga oshirilyapti. Sababi o'sha yerda ham yaqin 1000 dan ortiq yoshlarimizga 15 sotiydan, 20 sotiydan, ayrimlarga 10 sotiydan teplitsa qilaman deydiganlarga bo'lib berdik. Endi albatta bu qishloq xo'jaligini gaplashadigan bo'lsak, qishloq xo'jaligida fermer xo'jayinlarimiz bugungi kunda 196 fermer xo'jayinlarimiz faoliyat ko'rsatyapti. Oldingi davrga o'xshab qolonchi gektar qon ekasan, qolonchi gektar sinoy ekasan, ustida turib olib turib ta'zir o'tkazish boshqalar yo'q. Lekin shartnoma shartlari belgilanib qo'yilgan paxtani, g'allani boshqasini rejaga kiritiladi. Shunga asosan bu klasterlar tomonidan ta'minot yo'lga qo'yilyapti. Klasterlar oldindan avans yoki topshirilgan mahsulotga qarab pulini rashotib ketyapti. Ayniqsa biz paxtachilik sohasidagi klasterimiz yildi boshida mart oyi bo'lmay turib, o'sha fevral oyi 1-fevral kuniga to'liq o'tgan yilga xarid qilgan paxtalarni to'lovini to'lab berdi. Sababi biz ularni ishgan ko'p ham kirib aralashayotgan joyimiz yo'q. Sababi ular o'zi foyda bilan zarar fermer ham bilib qoldi. Klaster ham bilib qoldi. Qaysi sohada ekonom qilishdi, suv ekonom qilishdi yoki energiyani ekonom qilishdi. Hammasiga fermerlarimiz ham haligi oldingi haybarakallar bilan davlatdan kreditni olardi, kredit yopolmasdi. Fermerlar kechagi fermer emas.
Sebebi bugün çıkartıyken, harcat kılıyken aldığın kalboz ya ki şirket ya ki aldığın gibi oradaki firmalarsın gel merkezleşken halde mablağı ilerledi de onu kimyaya, kimyadan karz olmasın ya kimyaya yapılır. Sudan karz olmasın ya su yapılır. Elektrikten karz olmasın ya elektrik yapılır. Az onda kalmaz. Hazır tümende 90% firmalarımız sabırlı. Çünkü şurada da kısa bırakandı mablağı. Ozi kredi olmasın, bir jol qaydi, mahsulot sotib olyapti. O'qitimmi, yoqilg'isimi, boshqasimi. Shuning uchun albatta fermer xo'jayinlarga juda katta imkoniyat yaratildi. Bu natijasi mana ko'rinib turibdi. Sababi texnika daraga chiqsangiz, kechagi texnika yo'q. Yangi texnikalar kirib kelyapti. Mashinaning yurgan mashinasi yoki qurayotgan dala shipon yoki olib kelgan chetdan mol. Oldim bir yilda bitta ikkita fermer xo'jaligi chetdan mol olib keladi. Bir yıl bana şey, 2021 yılda bizde yakın 20'den artıp gelmeyelimiz. Şu pandemiye devam edeyim. Çetten mal alıp geldi. Kendi 33'te, bir maaşında da 32'te, 33'te mal sığıyor. Olması 2'te maaştan alıp geliyor. 60'te, 65'te geçiyor, alıp girip gelişiyor. Onlar diye bana bir gün en yeterli. Çarvasına yer necreti veriyor. Mesela ben pazardaki göçtü, sütte, nakna var mı? Kolay verirse, dünya boyunca az avukat, oliyetken olması. Biz yani taşlandırıp firmalarımız. Bunlar uzun gallasından koyup kengi ekip tekrar ispat etti. Silos fosu yaptı. Ya ki uşağın ki az kabuk kızılçayan başka ekiller de ekip çorbasını. Bahiyetkenlerden mi yok biraz. Şimdi aynen soğalı bir işimi zamirle de yani bir soğalı var ki yani yakın küllerde, içtimai tarmalarda yani hususen biz kabuk olduk. Bir fukarağını yani Qiziltepa vasiy hududida joylashgan fermer xo'jaligida bevosita Oltiariq tumani hokimi bilan ziddiyatga borgan holatlari yoki bo'lmasam o'sha yerdagi tumanda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan uni urishgani, kiyimlari yirtib tashlangan holatlari bo'yicha bir bloger ijtimoiy tarmoqda o'zini keltirib o'tgan vajlarida ya'ni mana shu holat yuz berganligi ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi. Endi biz tumanga tashrif chog'imizda albatta tumanga oshirilgan islohotlarga ham nazar tashladik, ko'z tashladik va bevosita shu ayol bilan bo'lgan holatlar yuzasidan ham tegishli mutasaddi organlar bilan ham ish faoliyatimizni olib bordik, jurnalistik surishtiruvlar o'tkazdik. Ushbu holatlarda endi bevosita tuman hokimligidan hokimni o'zi kelib, mana o'sha 2-4 gektarlik joyimdagi uzumini yurib tashlashdi, o'qirishdi. Umuman bekor qilib tashladi hamma yo'qlarimni va shunga o'xshagan turli xil vajlar bo'ldi. Ushbu holatdan keyin bevosita bugun mana shu fuqaro ayolning hozirda ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan so'zlariga yoki keltirayotgan vajlariga tuman hokimining munosabati qanday? Endi uni tarmoqqa chiqarganini ko'rdim. Lekin haqiqatan ham 9-may kuni bo'lgan. O'sha hududga biz hududdagi barcha agronomlar to'plab bir piyada çap kılıp, onlarda rahmetlendirelim. Bana yetti bu kışlak hocayıydı, çorba karab durmuyordu. Nasıl işler duruyor, su karab durmuyordu. Belki o şiddetle çürüyorken haşarlar bir gün karab durmuyordu. Kışlak hocayıydı, yani bayram elbette buladı. Lakin kaçanki planı, recası, becerse, o şekilde yine ki hakiki bayram oluyor. Bunun için bari çorba gelme, o zaman bir iş gerek. Su akıp dururken su da koyu olalım. Lakin o şekilde bari bir çokun çay, çay koyup. Şunlarda kliyatken mihnetini, işte bizi merkezi falan dedi. O şekilde aytıbam gittiğim bir yerde hakimde iştahı vardı. İşte merkezi falan dedi, yine iştahı var. Hakikaten günlük 2 metre, 3 metre var hemen. Yırtlamam da mihanizatlarla görüşüp bir piyada çayın içip dalaya çıkar var hemen. Geç kırıp. Yegen de yaş geldiler, yemediğimiz bir piyada çay içer. Bana hazırlan bağlı görüşürüz mümkün. Keçip ayet kaydı bir şey yaptı, kalesiyle gitti. Kayfiyatların yakışını ödüp, sizce kayfiyatını kurtarıp kalmış olmaz. Şunlar kursam var, mihanizatıra. Bu büyük eki geldik, pütosiz, otan aldık, eki geldik. Kursam var, yuvunadık, tuşlar geçiyor. Peki o şarkıları biz borganımızda, kütülmegende 2021 yıl pakta ekiş rejeleştirilip şartlama tüzülgen maydanda yakın 10-15'te ayollar üzüm eki etken cerrahını gözümüne koyuyor. Men o'sha yerda 500 metr buyoqda shtabimdagi to'plangan agronomlar hammasi bu yoqqa kelinglar dedim. Rahbar sababi meni o'rinbosarim o'sha yerda, fermerlar kengashi raisi, inspeksiyaning boshlig'i. Bo'lmasa ularni bir kun ovora bo'lib ham to'plamaysiz agarda shu kuni mavsumda shu yerda ko'rishamiz demasak. Bu
eskaratdan, qatputdan yoki payzavotdan bular hammasi o'sha degan rasmlari bor. Shu yigitlar bilan to'plab biz ahvolni ko'ringlarmi, o'rinbosarlarni so'radim. Nima bu ahvol? Bir paxta kelishgan bo'lsa, paxtani buzib o'rniga mana uzum ekyapti. Endi uzumni ko'chirib buzib, uzum jarayon ekish jarayon ketyapti. Biz ham guvoh bo'ldik, o'sha yerda shoharoqlar olingan ekan, uzumga moslab. Undan tashqari qolidagi ko'ylak degan Xitoyda texnikasi bor ekan, shunga ko'ylab qo'ygan, ko'ylangan joylari ham turib. Endi paxtaning shartnomasini klaster chigitini ekib qo'ygan biz, bergan bo'lsa, avansini to'lab qo'ygan bo'lsa, bugun endi paxtani buzib turib, uzum. Bironta uzumni hozir ekmayotgan joyimiz bor, ekib kelyapti ham biz. Shartnomasi bilan bir yil paxta ekilgan, paxta shartnomasini, paxta rejasini bajargandan keyin ekib o'sha fermerlar misol uchun bir keyingi bosqichga chiqishdi. Misol tuman hokimligi bilan biz bilamizki, shartnoma tuziladi, yerdan arendaga ijaraga foydalanish. Manimcha ushbu shartnomalarda ikkilamchi shartnoma haqida so'z yuritilmagan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Agar u ayolga u yerda misol uchun u yer u ayol aytayotgan meni yerim deyotgan yer u ayolniki biz. O'sha yerdagi Jasur degan bola intervyu beryapti. Meni yerim shuni hurmatidan senga qo'l qo'yib berdim deya. Ha, ko'ryapsizmi? Biz bu ayolni oldidan 3-4 marta imkoniyatlar yaratib berganmiz. Eshitishimiz bo'yicha tadbirkor ekan. Tadbirkor, tadbirkor ham qanday? Misol uchun 400 million kredit oldi, hali 1 so'm qaytargan yo'q. Ikkinchi 1 milliard, sabab u Asaka bank rahbarimiz javob beradi. Ikkinchi bosqichga ketyapti, 1 milliard kredit olyapti, viloyat rahbarlari Toshkentda kelganlar boshqaryapti, shu baqir-chaqir boshqasi bilan garovga qo'yyapti boshqani. Lekin garovga qo'yayotgan binosi mahalla fuqarolar yig'ini binosi. Xususiy qilib berasan, yana bir marta fordil yozdirmasan, davlat aktini yozdirib berasan, qaror chiqarib berasan, xususiy qilib berasan. Mahalla fuqarolar yig'ini binosi. Ikkinchisi yana bitta nima bo'lyapti? Siyuni binosi. O'ziga xususiy qolyapti. Shu o'shani garovga qo'yib yana kredit olishga boryapti. Endi hozir bir boring 1 milliard 400 million olgan krediti ham baribir osmonda turibdi. Lekin binoni borib ko'ringlar. Agar shu binoda o'sha yerda 1 milliard 400 million so'm kredit olib, o'sha yerda foydalanayotgan tadbirkorligini yurgizayotgan bo'lsa, men ko'rish kerak. Sababi biz tomonidan qo'llanmayapti, lekin u bitta narsa bilan chegaralanib qolmasdan ikkinchi bosqichga, uchinchi bosqich, to'rtinchi bosqichga ketyapti. Lekin etga borgandan keyin biz aytdik-ku, sabr qil. Sabab albatta boshqalarda ham zarbsiz bor. Borvolib etdagi milisa xodimlarga qilayotgan muomalasi yoki chiqib olib yo'lingni yotib olgan boshqa deyotganlari endi to'g'riga etdi urdi degan narsa bor. Siz ham ona tutgan, men ham ona tutgan. Avvalo onani oqsutini ham katta qilganmiz. Agar mana siz erkak kishi bo'lsangiz, ayol kishiga o'tgan bo'lamiz, aytdik. Yo'q, aslo. Men erkak kishini o'tgan safar ham bir holat. Erkak kishi so'kmidan ayol kishini qanday men uraman? Bunaqa faol tarix tumanida 214 ming fuqaro biz. 214 mingda hammasining birini arqa birini baqa boshladi. Lekin murojaat bundan tashqari ham nechta qora ko'z qarab turdi menga. Tadbirkorlik qilaman deb. Xo'p, o'sha Siyuni binosini olib olgan tadbirkorligini yurgizmas. Mahalla fuqarolarining ikkinchi etajini olib olgan, o'sha kibanisa qilaylik. Lekin uni ham olib olgan, uni yurgizmayotganmiz. Lekin olgan pulni nima qilganini baribir idoralar o'rganyapti hozir. Buni oxiriga yetar. Sababi bu kechagi qilingan urdi degan gaplar. Sababi o'sha yerda kamida 20-30 ta odam bor. 20-30 ta odamni oldida hokim hech vaqt yoki melisa xodim bor. Ayol kishini urmaydik. Endi kimlardir ishonib shunga javob qaytaryapti yoki hokim uradimi? Shuning uchun men nima uchun urishim kerak aytdingiz? Ayol kishini nima uchun urishim kerak? Agar yoki melisa nima uchun urish kerak? U yer boshqa fermer deb bo'lsa, biz bor fermer bilan gaplashgan bo'lsak, u ayol kishi kelyapti buni aytdi. O'zimizga o'zimiz ham kim bo'lsak ham savol beraylik-chi, nima uchun biz ayol kishini urishimiz kerak? Jamiyatimizda bunday narsa yo'q. Jamiyatda bugun, ayniqsa bugungi kunda Farg'ona viloyatida ko'ryapsizlar, onalar birga bo'lgan mehr. Kecha kunduz buni aytdi, katta tadbir o'tkazdik shu ayollarga, onalarga bo'lgan mehrda. Kecha kollejlarda, maktablarga bordik. İki bin borib so'zga chiqyapman ki, onalar to'g'risida, ayollar to'g'risida. So'zga chiqyapman xalq to'g'risida. Men gapirib turib borib, shu ayolni men kamsitishga haqqim yo'q.
Albatta biz ham endi jurnalist sifatida avvalambor bizda mas'uliyat bor. Hokim bu chunki biz faqatgina bir tomonlama yondashib qola olmaymiz hech qachon chunki bizda bu majburiyat. Ya'ni har qachon va har vaqt davlat tashkilotlarini ham va xolaversa xalqni ham eshitishga tayyormiz. Ammo mana deyarli yaqin 2-3 kun mobaynida Oltiariq tumanida mana shu masalalar bo'yicha yurgan bo'lsak, intervyu berishdan bosh tortdi. Aynan o'sha fuqaro ayol bizga. Endi bu hal bir oy yursangiz ham uni marhamat xalqdan so'rang. Albatta. Har qanday xalqdan so'rang. Sababi bu meni urdi degan shaxsan menga bu bo'layotgan tuhmat ikkinchi marotaba bo'lyapti. 2018 yilda ham hokimiyatga kelib yotib olib meni urdi. O'shanda shu haligi Siyuni binosini olish maqsadida nol qiymatda berasan xususiy qilaman deb yotib olib sudga bergan meni hokim urdi deb. Ekspertiza borgan, bolalar yaxshi ham hokimiyatda kamera bo'lgan, o'z yotayotgan jarayonda hammasi ko'rib turib, biz aytganimizki, mana kamerasi yotib olganing bilan kamerada ko'rinib turadi deb berganimizda o'ziga yana tuhmat sifatida ma'muriy chora ko'rilgan. Bu jarayon birinchisi emas. Shuning uchun men oldindan yugurib kelayotganda ichki ishlar xodimiga aytdim. Sabab bitta o'sha markaz o'sha yerda qabristonda 9-chi may hamma xotira kuni kelyapti. Men aytdim, "Bitta ko'rib turasizlarmi? Qabristoniga kirib, ittamanda ozonda, albatta qabristonda kelayotgan fuqarolar bilan bir qator ko'rib ketayotgan joylarni kirib qabristonga hali itloat qilib, o'sha yerda yotganlar haqiga turib, keyin chiqib o'tib ketayotganda bo'lgan. Lekin uchastkoyni uni chaqirib, qolonchini urdigan joyimiz yo'q. Uchastkoy o'zini vazifasini 9-chi may kuni qabristonga kelayotgan qabristonda oldi katta mashina Toshkent trassasini bo'lib, kelayotgan mashinalar kelib, bitam tasdiqlab nima bo'lmasin, avariya holati bo'lmasin degan maqsad deb turgan uchastkoy, u ayol yugurib kelib, hokimni mashinasini olib yugurib kelayotgan ko'rib kelgan. Albatta bu ichki ishlar u yerdagi odamlar chunki aynan xotira kuni bo'lganligi sababidan ichki ishlar ba'zi xavfsizligini ta'minlash kerak fuqarolar. Unga ham bunaqa tuhmat qilishi menimcha xudoga ham xush kelmaydi. Albatta. Endi mana biz harakat qildik u ayolga ham ularni eshitishga, ularni dardlariga bilish kerak bo'lishga, ammo uni ishonayotgan insonlar bor ekan, mayli, bemalol biz qarshi emasmiz bunga. Lekin mana shu bo'lib o'tgan voqealardan biz ham o'zimizga kerakli xulosalarni olib bo'ldik. Bir narsa aytib o'tmoqchiman, endi hokim sifatida bo'lganingizdan keyin albatta prezidentni shaxsan vakilisiz. Ya'ni umuman olganda mana shu tumanni yuzi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bilmadim bu bir tuman hokimiga nisbatan bunday xatti-harakat qilish fuqaro tomonidan amalga oshirilayotgan bunaqa ziddiyat qanchalik qonunga to'g'ri yoki noto'g'ri. Albatta biz ham o'zimizda kerakli intervyularimizni qo'yamiz ijtimoiy tarmoqlarda. Tegishli organlar bunga o'zini xolisona bahosini berishadi degan. Albatta organlar ham bir qator buni nima sababdan surishtiryapti. Ikkinchisi men o'sha blogerdan iltimos qilaman agar. Meni kelib kimligi bo'lsa bir taraflama o'rganmasang kelsin. Marhamat. Bo'lsam sizga aloqaga chiqqanmi? Men o'sha kuni haqiqatan katta selektor bo'lgan telefon bilasiz. O'kirilmaydi katta selektorlarda. Tashqarida qolgan. Lekin shu paytda telefon bo'lgan bo'lishi mumkin. Sababi endi selektorda telefon jirinlasa pamyiq beradi. Tut-tut-tut to'g'ri. Shuning uchun hamma rahbarlar telefonni qoldirib ketadi. Aynan mana shu joy mashxonda. Telefonni qoldiradi. Keyiniga kirib selektordan qaytmashadi. 1-3 soat atrofida katta selektor yig'ilishimiz bo'lgan. Shu selektorda qatnashganmiz. Shu paytda telefon qilgan bo'lishi mumkin. Mana bugun o'zingiz, sherigiz telefon qilganda qizim men mana Qur'on tilovat o'qilayotganda qo'yib so'yayotganda qaytib telefonni olyapman, qizilayapti, men qaytarib telefon qilyapman. Sababi bizga ko'p fuqaro murojaat qiladi. Skori kerak bo'ladi deydi. Haqiqatda to'g'ri gapirgan. Pajar bo'lsa-chi, bosh bo'lsa-chi. Sabab biz yig'ilishga kirib ketayotganimizda pomoshlikka berib ketamiz telefon. Mana zaruriyatga boshqa bo'ladigan bo'lsa, biz o'chiryapmiz telefonni, mana menga gaplashdi. Biz oqtarib topish uchun yo boshqa bo'lish uchun. Bizga 24 soat marhamat, любой sektorimdagi, любой xonadonga kirib yoki o'sha hududdan любой tashkilotga kirib, bu men telefonimni 95-96 yillardan beri ishlatdim. Shu nomer.
Sebep xonadonga kirib hokimning telefonini bilasanmi deb so'ray. Sebep vizitka qilib men xonadonma-xonadon tarqatib chiqqanman. Sektorimdagi yoki o'sha hududimdagi har qanday tashkilotda oldiga prokuror ham, ichki ishlar ham, soliq ham, men o'zim ham telefonni shaxsiy o'zimni telefonimni yozib qo'yganman, qo'l telefonim. Mana shu telefonga murojaat qiling. Ya'ni tuman hokimi bevosita fuqarolar uchun ham va ommaviy axborot vositalari, blogerlar yoki jurnalistlar uchun eshigi doimo ochiq. Ochiq.